Arkadaşlar şöyle yapıyorsun. Üstüne basıyorsun. İşte diyorsun ki bunu oyuna al abi. Pat bunu bak şimdi oyuna girdi bu arkadaş. Bak burada library'nin içinde şu anda yani bu arkadaş da şu andan itibaren oyunda. Yani bunu kullanabilirim yani bu şekilde. Şimdi bir şeye dikkat edelim. Ben bu şekilde hepsini tek tek bulmam arkadaşlar bu bir zaman kaybıdır. Niye? Çünkü icabında bu Java arşiv dosyası bir başkasını da kullanabilir. O yüzden internetten indirdiğiniz projelerin çoğunda çalıştıramazsınız. Yani çoğunu burada hata olur. Mesela yarın öbür gün bunu silerse programcı sildi. Mesela bak. Bak al. Eyvah. Bak gördün mü? Projenin bak burası kızardı. Şimdi bir diyorsun ki ya yani bütün kod mu çalışıyor? Her şey yerinde. Bu ne? Arkadaşlar bunu da şu aşağıdan bir takip edebilirsiniz. Bakın. Şu aşağıda şöyle bir markers diye bir yer var. Bak buradan ya bak burası var ya bizimki büyük bir nimet. Adam bana diyor ki bak bana bu gerekli. Yani bunu bul. Şu adresin içinde böyle bir şey var diyor. Ama şu anda yok. Sen bunu projeye işte eklemişsin bir zamanında ama şu anda bunu bulamıyorum. İşte bu tarz problemlerin önüne geçmek için arkadaşlar programcılar demiş ki ya lanet gelsin. Yani biz bir şey yapalım. Yani bu bizim için otomatik onu bulsun. İşte bu arkadaşlar bu otomatik olarak bulsun dedikleri aracın adı da arkadaşlar Maven. Yani buraya kadar iyi miyiz? Yani anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor değil mi? Tamam. Şimdi Maven'la arkadaşlar proje yapımımızı standartlaştırıyoruz, tamam mı? Yani artık diyoruz ki bu saatten sonra ben Azure dosyaları aramak istemiyorum. Bu benim için internetten bulacak. Yani internette dediği şöyle bir depoya gidecek. Artık bu depoda neler varsa tamam mı onu bulacak. Bakın arkadaşlar Maven gibi bir sürü araç var. Bak Maven bunlardan sadece bir tanesi. Mesela Gradle var. Mesela işte Android bunu kullanıyor. Mesela işte SPT var. Scala programlama dilinde biz bunu kullanıyoruz. Mesela bir başkaları da var. Yani işte hiç yani bunları da önünüze çıkabilir. Ama genelde en yaygını Maven'dır. SPT'yi Scala'cılar kullanıyor. Şu Gradle'dır. Android'çiler kullanıyor arkadaşlar. Şu Maven'ı da genelde Java'cılar kullanıyor. Bakın dikkat edin bana böyle bir kod vermiş. Şu aşağıda. Şimdi ben bu kodu aldım. Kopyaladım tamam mı? Şunu işte alsanız da olur, almasanız da olur. Şimdi ben projeme geliyorum. Şimdi bir diyeceksiniz ki hocam dediniz projenin mesela anayasası var dediniz değil mi? Hani şurada şöyle bir web XML. Buraya mı bırakacağım? Bakın buraya bıraksam bile burada bana diyor ki hop arkadaş sen ne yapıyorsun diyor. Yani bunu buraya bırakamazsın diyor. Sen bunu yani bir yerden almışsın ama buraya ekleyemezsin. Ben o zaman anlıyorum ki bu buraya bırakılmayacak. Bu burası değil. Bunun yeri burada değil. Peki abi nasıl olacak? Yani ben yani bir normal projemi nasıl Maven projesi tarzına getireceğim? Arkadaşlar bunun için şöyle bir yol var. Ama buna geçmeden önce hemen şöyle sağ tuş yapayım. Veya da şu library'ye geleyim. Bak yani biraz önce hani biz bir oyuna şey eklemiştik ya. Böyle bir jar dosyası. Bakın şu anda başımıza bela oldu. Onu şöyle yapacaksınız. Ya buradan tamam mı? Yani bunu ya fix edersiniz arkadaşlar. Seçip şöyle bir fix ederseniz bunu bu kendisi siler. Bak bu da bir yoldur. Aslında bu çok güzel bir yol. Veya da böyle işte şu properties'e kendiniz gelirsiniz. Hani biz biraz önce oyuna eklerken ne yapmıştık? Build pet demiştik ya. Şimdi bu sefer de buraya geliyorum. Arkadaş bu benim bu seçtiğimi yani şuradan şu library'e gelip bakın şu seçtiğimi bakın bunun içinde kodlar var ha. Şu seçtiğimi sil diyorum. Bak sildim, uyguladım ve kapattım. Bak proje düzeldi gördün mü? Artık yani buna ihtiyacım yok ve bu proje yine çalışır. Şunu da siliyorum. Çünkü buna da işte ihtiyacım yok. Bir de orada sunucuya bakarsanız sunucu zaten kendisi işte yenileniyor. Şuraya bakıyorum şimdi bak. Proje şu aşağıda arkadaşlar
Configure var. Bak diyor ki senin projeni abi diyor ki Maven'a çevireyim mi? Aa bak büyük bir nimet. Al abi. Al çevir. Bak senin projeni diyor ki Maven'a çevireceğim. Ve çevirirken de diyor ki bunlar şurası senin projenin versiyonu. Şurası diyor ki dosya tipi. Bakın benim projemin dosya tipi çünkü bu bir web projesi olduğu için bu web arşiv projesi. İsterseniz buraya açıklamada yazarsınız veya da işte projenizin adını buraya da işte yazabilirsiniz. Tamam mı? Buraya açıklamaları bırakabilirsiniz. Serbest veya da bırakmayabilirsiniz. Bitti. Bakın şu anda benim projem değişti. Yani projemin bir yapısı şu anda standart bir proje oldu ama sadece bir şey eklendi bak projeye. Tom diye bir şey eklendi. Ve Project Object Management böyle bir XML eklendi. Allah Allah bu ne diyoruz? Şimdi hemen geliyoruz. Bakın bunun kendine göre şöyle kategorileri var. Yani Group ID önemli hocam. İşte Artifact ID de önemli. Sebepleri şu. Şimdi kurumların içinde sadece bir tane proje yok. Birden fazla proje olabilir. Tamam mı? Yani işte birine kurumun domain adını işte yazıyorsunuz. O diğerine de projenin adını yazıyorsunuz. Şimdi ben şuradan hemen size söz etmek istiyorum arkadaşlar. Hatta böyle işte eklemeli projeler olabilir. Mesela bu proje bir başka projeyi kullanabilir. Tamam mı? Yani bu tarz şeyler de mümkün. Bu senaryolarına göre ve bu değişir. Bakın şu aşağıda sekmeler var. Mesela bağımlılıklar diye bir sekme var. Bak bağımlılık. Siz var ya Java dünyasının 3 kelimeden yani ikisi budur yani. Bağımlılık. Yani çünkü projeler birbirlerini kullanır. Biz sürekli biz kod yazmıyoruz aslında. İşte yazılmış projeleri ise entegre ediyoruz bir genelde. Programcılar bütün dünyada aynı arkadaşlar. Zannetmeyiz Amerikalı adamlar oturuyorlar işte akşama kadar bir kod yazıyorlar. Onlar da yazılmış projeleri alıyorlar. Onu daha da iyileştiriyorlar. Ve kendi jarlarını oluşturuyorlar. Bakın adamın jarını alıyorlar. Kendi projesini bir yazıyor. Onu sunucuya gönderince bak bu da o adamın bir jarı olmuş oluyor. Mesela biraz önce bizim projemizde bir jar vardı değil mi? Bakın ben o projeyi o şekilde sunucuya gönderseydim o adamın kullandığı bir jar da benim projemin içinde oluyordu. Yani şey oluyor. Bu Java arşiv dosyaları birbirlerini kullanabilir. Onu demek istiyorum. Bakın şimdi şu bağımlılıklar denilen sekmeye geldim. Şöyle ekle dedim. Mesela benim projemde mesela bir MySQL kullansa idim. Bak şu anda gidiyor internetten. Onu bulması lazım ama benim internetim herhalde işte yavaş olduğu için şurada listeleyemedi. Şöyle yapayım. Ben şuraya geleyim arkadaşlar. Önce işte içini sizinle paylaşayım. Bakın şu biraz önce projeyi oluşturdu. Bakın projenin şuraya dikkat. Şurası diyor ki bu senin kullandığın Maven aracının sürümü. Bu da senin Java'nın sürümü. Şu anda benim makinemde 1.8 var. Ve şu da işte plugin hakkında bilgi var. Şimdi şuraya dikkat. Şuraya, şu araya ben geliyorum. Diyorum ki ya ben buraya kod ekleyeceğim tamam mı? Şöyle dependencies yani bir bağımlılıklarımı buraya koyacağım. Buraya. Yani bundan sonra ben bu bağımlılıkları istersem işte bak buradan alıyorum arkadaşlar. Artık bana ne lazımsa bak kopyaladım. Şimdi bir dikkat edin. Bak şuraya dikkat edin ha. Şuraya bir dikkat edin bak. Şu kısma. Şurası işte oyunda olan arkadaşlar bir jar dosyaları bakın. Şunlar var ya. Bak oyunda bir jar dosyaları var. Görüyor musunuz? Bir Tomcat'inkiler var. Mesela bunlar standart bir Java'nın kullandığı bir jarlar. Yani bunların her biri aslında birer proje. Bakın şimdi. Şunu buraya işte yapıştırdım. Tamam. Bak. Kaydettiğim esnada bunu gidiyor internetten buluyor ve benim projeme dahil etti ki bakın dikkat edin bu gitti. Bak ben sadece bunu ekledim. Bu diyor ki sen zaten diyor bunu ekledin ama bu jar dosyası bunu da istiyor zaten. Yani ben biraz önce bıraksaydım bile icabında hata alacaktım. Yani programcı olarak ilk başta işte hata yokmuş gibi görünüyordu ama bunu da isteyecekti. Anladınız mı? Ha, bunun sürümleri var. Sürümlerini ayarlayabilirsiniz. Bunu niye anlattım arkadaşlar?
Bu çok önemli. Yani bu yapıyı bilmeniz çok önemli. İşte yarın öbür gün bunun bir yeni sürümü gelirse işte tek yapacağınız şey şu versiyon numarasını bir değiştirmek. Mesela burada misal olsun. Mesela olmayan bir versiyonu işte yazarsanız onu bulamaz. O versiyonun olması lazım. Yani onu da işte buradan gelip artık ne lazımsa size. Diyelim ki MySQL mi lazım? Bakın. Mesela ben Java'ya MySQL'den bağlantı kuracaksam şimdi buraya geliyorum. Artık hangi sürümünü kullanacaksam mesela diyelim ki iş yerinde bunu kullanıyorlar. İşte siz bu sürümü geliyorsunuz. Buradan alıyorsunuz böyle. Yani kafanıza göre almıyorsunuz. Buradan şu Maven'ı alıyorsunuz. Şuraya bakın şu bağımlılıklar. Şuraya da bir dikkat edin. Bak bu bir tane bağımlılık. Tamam mı? Bu diyor ki bu sadece bir test zamanında bunu kullanacaksın. Şunu da şöyle bıraktım. Bakın bunda yok. Altında bir test yok ben sana. Bak bunda var. Şöyle bir kaydettim. Şuraya bir dikkat edin. Bak şuraya bir dikkat edin. Şu anda internetten aşağıdan bakın internete gitti. İnternetten bir depodan bilgileri buldu, aldı geldi. Şu anda benim projemde MySQL'e de bağlantı kurabilirim arkadaşlar. Yani bu şekilde projenin iç yapısına arkadaşlar bir jar dosyalarımızı bir dahil ediyoruz. Bunu niye anlattım? Şimdi ben bu projeye arkadaşlar şurada bir şey şeyleri işte ekleyeceğim. Projemizin içine şimdi yani bu saatten sonra mesela biz burada biz neyi kullanacağız? Bir Jersey'yi kullanacağız. İşte şimdi ben Jersey'nin bağlantılarını işte ezberleyemem. Hiçbir şeyi de işte ezberlemeyin zaten. Bakın Jersey ne arkadaşlar? Bu böyle bir RESTful işte yapmamız için bir Java arkadaşlar topluluğu.